Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geliyorsanız ismim Dicle. Videoma başlamadan önce İzmir'de yaşanan o büyük olay için başta İzmirli iki tane ablam, çok sevdiğim ablalarım, Tuğçe ile Yaşam kanalının sahibi Tuğçe ablam ve Kelimelerin Hanımefendisi kanalının sahibi, adını bilmiyorum ama o ablamı da çok seviyorum. Tüm İzmir halkına, depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın. 99 depremini yaşayan bir insan olarak gerçekten nasıl bir duygu olduğunu ben çok iyi bilirim. Psikolojik olarak atlatması çok zor. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Enkaz altından çıkan insanların psikolojileri daha da zor ama bunların hepsi atlatılacak. Elimizden sadece dua etmek geliyor. Bol bol dua edelim. Bundan sonra inşallah her şey çok çok daha güzel olacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Ve bu kasvetli havayı daha fazla uzatmayayım. Tekrardan çok geçmiş olsun İzmir. Ve videomun konusuna geçiyorum. Bu görmüş olduğunuz malzemelerden, şu hariç, vazo yapacağız. Herhangi bir koli. Bu şekilde kestim. Şöyle de bir mutfak havlusunun kartonu vardı. Ben biraz bunu büyük yapmışım. Şuradan itibaren keseceğim. Şimdi kartonlarımızı hazırladık. Rulomuzu alıyoruz. Ve silikonla, sıcak silikonla. Bu şekilde yapıştıracağız. Şekilde hazırlamış oluyoruz. Altını karton kestim. Üstüne de bir yuvarlak karton kestim. Sadece burasını açtım çünkü buradan şu şekilde oturtacağım onu. Bu şekilde vazomuzun iskeletini yapmış oluyoruz. Şimdi alt tabanını, böyle bir jüt ipim var kalın. Diğer jüt iplerden birazcık daha kalın. Şimdi altını kapladık. İp biraz az geldi gözüme. Her tarafını kaplamayacağını düşündüğüm için. Şöyle çuval ipinden yapılmış bir ürün var elimde. Bununla böyle yapıştırarak devam edeceğim. Şurada bitirmiştim. Yine buradan başlayacağım. Şimdi şurasını yapalım. Bu kadar arttı. Bunu kullanmayacağım. Şu aşağısında kullandığım kalın jüt ipinden kullanacağım. Bu şekilde yapıştırdım. Tabii bitirmeden önce şu üstünü kapatacağım. Bunun için bu şekilde çuval kumaşım var.
Evet, vazomuz bu şekilde hazırlandı. Şurada bir çirkin görüntü var. Bunu kapatmak için şöyle bir çiçek yaptım. Bunda tek çiçek kullandım. Bunda iki tane birden kullanacağım. Bu üründen Eminönü'nde bulabilirsiniz. Genellikle nikah şekerleri için içine badem şekeri konup katlanıyor. Onlardan. Adını bilmiyorum bunun. Bunu 3 tane böyle yan yana koyup çeviriyorum. Daha sonra 2 tane çiçek tohumcuğu kullanacağım. Kağıt kırmızı çiçeğimi bu şekilde nikah şekeri de yapabilirsiniz. Daire şeklinde tüller var hazır kesim. Onun içine lavanta koyup da üstüne bunu da böyle yapıp yapıştırabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Şimdi buna gelelim. Şuradaki görüntü için bir şey yapamam. Ama burayı kapatabiliriz. Basit, kolay. Vazo yapımı. Ben evdeki malzemelerden yaptım. Hani ne kadara maliyet olduğunu bilmiyorum. Bu zaten çok önceden aldığım bir üründü. Bunlar da aynı şekilde. Zaten nikah şekerimden kalan ürün bunlar. Kendi nikah şekerimi yapmıştım bir zamanlar. Böyle de kuşlar artmıştı. Ve böyle yapıştırıyorum. Anne ya. Vazomuz şu an bitti. Ama bu boş kaldı. Bunu doldurmamız gerekiyor. Şöyle Benjamin çiçeğim vardı. Kurudu. Böyle bir dalları kaldı. Buna dekoratif pamuk çiçeği yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz. Pamuk, mısırın kabuğundan yaprak yaptım. Bunlar ise kozalaktan koparttığım parçalar. Bir ipliğimiz var. İğnemiz olacaktı burada. Şimdi pamuğumuzu elimizle top yapacağız. Pamuğumuz hazır. Arkasına geçen yıl pamuk çiçeği satın almıştım. Biraz pahalı gelmişti bana. Bu sene de kendim yapmak istedim. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Bunlar hazırladığım. Şimdi kuru dalıma bunları takacağım. Ve bitti. Şöyle. Ekstradan yaprak koydum. Kozalakların tanelerinden koydum. Dik olarak da göstereyim. Ekrana sığmayacak. Onun için. Neredeyse her videomda söylüyorum. Fikir benden, tasarımı sizden. Ben bu şekilde tasarladım. Siz de istediğiniz tarz yapıp tasarlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.